Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı. Sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu, qonağım isə bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadədir. Şeyx Həzrətləri ayların ən gözəli 11 ayın sultanı Ramazan ayındayıq. Bütün Qafqazın şeyxi olaraq sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Teala Kur'an-ı Şerif'te buyurur ki: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehre Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel huda vel furkân." Allah Teala Ramazan ayında Kur'an-ı Şerif'i nazil eledi. Allah Teala öz yarattıklarına, Müslümanlara Kur'an gönderdi. Hidayet gönderdi. Merhamet gönderdi. Bağışlama gönderdi. Bu ay, bu ayda nazil oldu ve bu ay başka aylardan seçilir. Bu ayda olunan ibadetler, bu ayda olunan tutulan oruçlar, bu ayda görülen işler, merhamet işleri, yaxşı işler, Allah Teala 10 kat onun sevabını başka aylara nispeten onun sevabını özü verir. Yani biz bu günleri demek olar ki Ramazan'ın başlangıcında Allah Teala'nın konağı kimi hesap olunur. Ve konağı da isteği yerine getirmelidir. Allah Teala bu aylarda dua elemeyi, Allah'tan istemeyi hemşe istiyor. Bizim isteğimiz de odur ki Allah Teala bize bahşelediği bu vatanı, bu torpağı hemşe çiçeklendirsin. Bu torpağın serhatları, artık bu torpağı becerenler, bu torpağı yaşadanlar Allah Teala onlara kömeli olsun. Hususen bu torpağın kıymetini verip canını feda eyleyenler, şehitlerimiz. Allah Teala onlara da rahmet dilerim. Çünkü Ali Başkomandan İlham Aliyev Cenabları'nın rehberliğiyle Azerbaycan torpağlarının bütünlüğünü berfa eden ve bizim müzeffer ordumuz, askerlerimiz öz canlarını bu yolda feda verdiler, feda ettiler. Gazilerimiz var. Allah Teala gazilerimize şefa versin, şehitlerimize rahmet eylesin. Bu aylarda elbette ki merhamet ayıdır. Yetim yesirlere, validenlerimize kömeğini göstermeyi, insanlara kömeğini göstermeyi, doğru yol göstermeyi, onları doğru yola davet etmeyi, tövbe eylesinler, Allah'ı yaddan çıkartmasınlar, dua eylesinler Allah'a ve bu esas meselelerden biridir. Ve ona göre de ben isterdim ki bu Ramazan ayında, bu mübarek ayda, Kur'an-ı Şerif'in nazil olduğu ayda bütün Müslümanları tebrik edeyim. Bizim Azerbaycan'daki yaşayan Müslümanları da tebrik ederim. Hoşbaxt olsunlar. Hemşe Azerbaycan halkı daimi olsun. Vatan sağ olsun. Şeyh Hazretleri, artık biz ikinci defadır ki Ramazan ayını dünyanın baş belasına çevrilen koronavirüs pandemiyasının şartları çerçevesinde geçirmeye mecburuq. Öten ilde bel oldu, bu ilde bu tendensiya devam edir. Yani koronavirüs pandemiyası döneminde esas meselelerden biri de insanların cem olmamasıdır. Bütün Qafqazın şeyhi olarak oruç tutan insanlara hansı çağırış etmek isterdiniz? Ben hemşe diyorum ki Allah tarafından belki bir imtihandı bizim için göndermiştir. Bu dövrde biz Allah'ı yaddan çıkartmıyor. Birinci kere koronavirüsten korunmak için, hastalıktan korunmak için Allah'a panah aparmalıyız. Allah'a dua eylemeliyiz. Allah'tan hastalığın götürülmesi, hastalığa duçar olanlara tezlikle şifa dilenmesi, bu bizim isteğimiz olmalıdır.
Ve bununla beraber elbette ki her şeyin bir sebebi var. Allah Teala da bunu istiyor ki her şey için sebep koymuştur. Onun için de derman ya da ki belli kanunlar var. O kanunlara bir riayet edemeli. Eğer bir insan hastalanırsa, o bir kimlerse, haradasa oturup yakınlaşacaksa, o aile ya özü hastalanacaksa, ona kesilecekse ve onun için bu, o bilerse, bunu ederse, onun için günah yazılır. Ve bu ayda ben isterdim ki bilim, dindaşlarımız, dindarlarımız günah eylemesinler. İmkan dahilinde o koyulan kanunlara riayet edesinler, maske bağlasınlar ve ellerini test ediyorsunlar, birbirine yakınlıkta cem şekilde olmasınlar. Bunu talep edirler bugünkü günde. Ben de isterdim dindarlarım da buna kulak açsınlar. Belli devletlerde çoklu hastalığı artımı baş verir. Bunun sebebi de onların bayramlarının olmasıdır. Yakın vakitlerde hem Yahudi dinin bayramları oldu, sonra Hristiyanlar Katolik Kilisesi'nin bayramı oldu. Şimdi de Rus Pravoslav Kiliselerin bayramı olur. Deyilenlere göre bunun neticesinde insanlarda artıp ve bu hastalığın artımları başlayıp. Ben de çok arzu ediyordum ki bizim Müslümanların farkı başka dinlerden odur ki bütün yer, harda olsa insanlar namaz, ibadet, dua edebilirler. Ama Hristiyanlar gerek kilisede eylesinler, sinagoda olsun. Bizim için, Müslümanlar için farkı yoktur. İman kalbde olmalıdır. Ve her yerde olsa da Allah'ı yaddan çıkartmalıdırlar ve Allah'a dua eylemelidirler. Ben insanları o deyilen, koyulan kanunlara riayet elemeye çağırırım. İnşallah sabredesinler. Bu sabrin neticesi de tezlikle, inşallah bu dualarla, inşallah bu hastalığı de inşallah bizim aramızdan götürülecektir. Şeyh Hazretleri, daha çok Ramazan ayında insanlar, hususuyla da oruç tutan şahsler, ister imsakta isterse de daha çok iftar vakti cem olmağa meyil olurlar. Həmin şəxslərlə bağlı ne diyebilirsin? Yani? Elbette fatvamızda bu vardır. Bu fatvada onun əvəzinde iftarları yetim evlerde, hasta ev olan adam, ihtiyacı olan adamlara, eğer bir adam nəziri varsa, bir adam eğer iftar vermek istiyorsa, ihtiyacı olan adamlara paylaşsa daha yaxşı olar evlere. Ama öz ailesinde keçirebilirler. Öz aile terkiminde bu iftarı keçirseler daha yaxşı olar. Bu günleri cam olan yerlerde hastalığın çok olduğu olabilir diye bundan korkarak, çetiliyle olarak helalik bu məscidlerin bağlı olmasını xayiş edir. Xüsusi qərargah bu məsələdə bunu xayiş edir. Bu da İslamın insanların sağlamlığı üçündür. Məscidlər bağlı değiller. Yani bəzi adamlar bundan istifadə ederek məscidlərin bağlı olmasını siyasi tərəfə çevirmək istəyirlər. Məscidlər bağlı değiller. Ama məscidlərdə baş verə biləcək o xəstəliyin qarşısını almaq üçün hələlik orada məhdud dərəcədə, yani din xadimləri ancaq özləri onun içində olurlar, özləri üçün namaz qılırlar, yəni mövzə edirlər. Bundan istifadə edərək din xadimlərimiz, dini idarə bütün insanları evlərində otursalar da onlar üçün mövzələr olunacaq bu. Ay boyunca Quranlar oxunacaq, mövzələr olunacaq. Bu xahiş olunur bütün dinlərlərdən, bunlar bu addımı atırlar. İnsanlar ona görə də evlərində də oturub, kim istəsə, kiməsə qulaq asa bilər. Məsələn, Ruhani İdarəsinin isə 114, yəni Qurana aid olan 114 sürəsinin adını qoyublar YouTube kanalında. Orada bizim din xadimlərimiz, orada alimlər, sual-cavablar ola bilər, bəzi suallara cavab vermək, dini suallara cavab vermək, yəqin ki, o kanalda olacaq. Yəni, insanlar kim istəsə dini tərbiyə almaq üçün, dini elmi öyrənmək üçün ona hasil ola bilər, ona çata bilər.
yani imkanı var. Elbette biz arzu ederiz ki tezlikten bu pandemiyi kurtarsın, bu hastalığı kurtarsın, insanlar ayanı şekilde bizden görüşsünler ve biz de bunun için darıxırıq ve din hadimleriyle görüşsünler, məscidlerinde birbirine görüşsünler. İnşallah Allah Teala onu da bile nasip eləyəcəkdir. Şeyh Hazretleri, 30 ildən sonra ilk dəfədir ki biz qalib ölkə kimi Ramazan ayını qeyd edirik. Və bütün Qafqazın şeyhi olarak sizin təəssüratlarınızı öyrənmək istərdim. Allah Teala bizə nəsib elədi. 30 il içərisində birinci dəfə biz Ramazan ayını qalib kimi qeyd edirik. Qalib xalq kimi qeyd edirik. Ali Başkomandan İlham Əliyev cənabların rəhbərliyi ilə bizim rəşadətli hərbiçilərimizin rəhbərliyi ilə biz öz torpaqlarımızı 30 il İrməni aşğalında olan torpaqlarımızı azad elədi. Biz oranı getdi, gördü. Orada olan bizim 67 məsciddən 64-ü məhv edildi. Onunla barabardakı kiliseler, sinagoglar, bu məhv edilməklə barabar oradakı türbələr, ziyaratgahlar, haram olan, o adını da hatta demək istəmirəm, olan heyvanlarla orada doldurublar və orada yaşadıblar, orada saxlayıblar. Bu demektir ki, ermənilərin İslam'a karşı, İslamofobiya, İslam'a karşı olan münasibətini bu bir daha bildirir. Azərbaycanlara karşı olan münasibətlərini bildirir. Bakının mərkəzində erməni kilisesi bugünləri təmir olunub və dayanmışdır. Və isteyen adamlar oraya gedib, hətta vaxtıkən Qaragin də gəldi, oranı ziyaret elədi, orada oldu, o kitablara baxdı, təəccübləndi. Kedenden sonra dedi ki, ben orada Ermeni kilisesinin harap olan yerlerini gördüm. Aslında böyle değildi. Biz, o təmir olunmuş, orada da bir Ermeni xisleti var diye bir yalan danıştı. Yani yalandan dedi. Necə ki bugün dini liderlere, dünya ictimaiyyatına göstermek istedir ki, güya Qarabağda onların kiliseleri dağılıb. 17. il 2017. ilde bir yeni bir kilise tikiblər. Yanında tövlə də tikiblər, kilisə də belə o tikilən ki heç bir memarlığa uyğun deyil. Ve onu bütün dünyaya car çəkirlər ki bizim erməni kilisəmizi dağıdıblar. Ama bizim 64 məscidi yerlə yeksan eliblər. Dünya ictimaiyyəti buna heç bir şey demir. İkinci, bu sənin torpağın deyil. Senin vətənin deyil. Ne için icazəsiz burada? Mən gəlib Ermənistanda kilise məscid tikirəm mi? Ama ya da ki başka bir yerde. Sen ne ihtiyarın var gəlib burada kilise tikirsin? Buna bakmayarak təbliğat aparırlar. Təbliğat aparırlar ki Ermeniler biz Hristiyan olduğumuza göre Azerbaycanlarla bir yerde yaşayabilmirik. Çünkü onlar bizi sıkıştırırlar, koymurlar. Dinim məbədlərimizə getməyə qoymurlar və hətta ibadətimiz də bizə ibadət etməyə də qoymurlar. Yəni onun üçün biz əlbəttə ki Qafqaz Müslümanları İdarəsi də öz növbəsində dünya ictimaiyyətinə, din xadimlərinə öz həqiqəti çatdırır və çatdırmışdır. Amma yenə də onlar öz fəaliyyətində davam edirlər. Amma Allah Teala haqqın yolunu göstərdi. Haqq bizimlədir. Torpaqlar bizimdir. Ve biz öz torpaqlarımızı azad elədik. Onlar ise viran elədiler. Onları minalaşdırma, torpaqları mina koymak, yani insan hayatına terror etmək demektir. Neçə-neçə aileler başsız qalır. O minaya göre bugün de partlayırlar, partladırlar. Ya onun yerlerini de demirlər, o kartanı da vermirlər. Bunların belə baxanda ermənilərin niyetleri elə bil ki, ancaq təxribat üçündür. Öldürmək üçündür. Yani bir şeyi elde etmək deyil. Onlar elde etmək istəyirlər. Evlər oradaydı, binalar orada. Onlardan istifadə edərdilər. Onlar onu dağıdıblar, məhv ediblər. Yani bunlar dağıdıcıdırlar. Onların xasiyyətində bu vardır. Mən elə bilirəm ki, bu il bizim qələbə ilimiz çox şeyi dünyaya göstərdi. Həm Azərbaycanın bir qalib dövlət kimi. Həm onun sərkərdəsi Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarının, Mehriban xanımın gördüyü işler,
bütün dünya tanındı, gördü, kabul edildiler. Bugün Azerbaycan diyende fakirden ben Azerbaycan hakkında danışabilirim. Ben bir 5 yıl, 10 yıl bundan evvel Azerbaycan diyende bazen hiç onun yerini bilmezdiler. Belli adamlar vardı. Ama bugünleri isterse hariciden, isterse dahilden kimleri görürümse hem siyasi kadimler, hem din kadimleri, onlar Azerbaycan'ı tanıyırlar, kıymet verirler, onun rehberinin attığı adımlarını beğenirler. Hala da özlerine gelmiyorlar ki 44 güne 30 il bunlar elleşip bu torpaklarda özlerine mekan salan bu Ermeni faşistlerini 44 gün içerisinde biz onları o torpaklardan uzakladı. Bu da elbette ki İlham Aliyev Cenablarının rehberliğinin oldu ve Allah Teala bir daha ona can sağlığı versin ve bizim şehitlerimize bir daha rahmet dilerim, gazilerimize şefa dilerim. Tabii ki Galip Ölçü aynı zamanda güzel bir herbi ganimet parkında olması yaraşır ve Cənab Prezidentin təşəbbüsüyle 8 Noyabr prospektinde mühteşem bir herbi ganimetler parkı açıldı. İsterdim bununla bağlı təəssüratlarınızı öğrenin. Mən dünyada bir çox dövlətləri, müharibə edən dövlətlərin ona oxşar, belə deyil. Belə de onlar da əlləşiblər ki, belə bir şey yaratsınlar. Mən televiziyada elbəttə görmüşəm, amma mənim ailəm, uşaqlarım hamısı, nəvələrim deyir ki, biz bu parka gedib görmək istəyirik. İşte mən də onlara söz vermişəm ki, inşallah gedəcək, yaparacağım. Çox maraqlıdır. Elə qurulub ki, o park. Həm uşaqlar üçün, gənclər yetişdirmək üçün, tərbiyə üçün, vətən üçün, vətəni sevmək üçün, vətəndə baş verən hadisələrə qiymət vermək, nəyin bahasına bu vətən əldə olunub, bu vətəni, torpaqları azad olunub. Bunun üçün əlbəttə çox bir mötəbər yerdir. Bəlkə də orada muzey deməzdim, bir məktəb deyərdim, bir elm ocağı deyərdim ki, bu insan düşüncəsi üçün bu çok vacip bir meseleydi. Ona göre de böyle bir parkın düzelmesi ve o şekilde ben haricde görmemişim bayağı diye. Ben Kuveyt'te de, Irak'ta da, İran'da da, o müharibə edən dövlətlerde ben bu parkı müəyyən kadar bu parklarda onlar da böyle müzey kimi bir şey düzeltmişler görmüşüm. Ama televizyonda gösterdiğine göre o bunkerlerde, o yerlerde bu hərbiçilərin zəncirlərini görəndə, hətta onların üzlərinin, özlərinin də mən onlara baxanda həqiqi, bilmirəm, hələ mən televiziyadan gördüm, həqiqi ermənilərin üzünü gördüm, faşist ermənilərin üzünü gördüm. Bunu bu cür verən, bilmirəm kimdir onun rəhbəri, kim bunu yaradıb, yəni ki bu rəssamı, bunu yəqin ki bir adam deyil, amma çox böyük zəhmət çəkiblər. Onlara minnettarlığı bildirmek isterdim ki bunu düzeltenlere de getir burada yaradanlara bu işi görenler çok büyük vacip bir meseleydi. Bu bizim için fakirdir. Bir daha onlara bakanda adam öz vataniyle fakirler. Ben fakirdir ki benim böyle bir vatanım var, böyle bir torpağım var bugünleri. Düşman devletinin Ermenilerin her bir fırsatı benim ayağımın altındadır. Ve bunu görende ben elbette fakirim. Buna sevapkar ise yine de demek isterdim Ali Başkomandandı, İlham Aliyev Cenabları'ndı. Allah bizim devletimizi, halkımızı, vatanımızı korusun. Allah Teala Ali Başkomandanı korusun. Allah Teala bir daha şehitlerimizi rahmet eylesin. Gazilerimize can sağlığı versin. Ben bir daha oruçluk ayında insanları merhametli olmağı, birbirine karşı dost olmağı, bağışlamağı birbirini ve ona çağırıram. Bir de Allah'ı yaddan çıkartmamağı çağırıram. Şeyh Hazretleri müsahibiye vaxt aydığınız için size ben dərin teşekkürümü bildirirəm. Allah tuttuğumuz orucu, kıldığımız namazı kabul etsin. Minnettarım. Allah selamet edersin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Belə örmət tamaşaçılar bizden hələlik. Bu kadar, siz ise realı izlemeye devam edin.